Streptomisin. Kadın hasta oğluna kalk dedi. Kalk, yatmakla olmaz, kimi bekliyorsun? Kim bir lokma yiyecek getirecek? Tüberkülozdan bir deri bir kemik yatmakta olan 25 yaşındaki oğul, soluk mavi yüzü yamalı, incecik yatağında istemeye istemeye doğruldu. Buruş buruş bir reçete elinde sallayan kadın, bağır, çağır, söv, say dedi. Herkese nasıl veriyorlar? Mıymıntılığın lüzumu yok. Ölüp gidiyorsun nasıl olsa. Seni hapiste edemezler. Kirden muşambaya dönmüş pantolonunu bacağına çeken oğul anasının elinden reçeteyi aldı. Evden çıkarken anası söv, say, korkma diye tekrarladı. Sana bir şey yapamazlar. Yanlarından ayrılma. Veremli Savaş Derneği'nin önünde bugün nedense kimse yoktu. Kapıyı vurup girdi. Elinde bir reçeteyle giren hastayı görünce dernek memurunun yüzü buruştu. Ne var dedi. Ne istiyorsun gene? Hasta delikanlının bütün ümitleri kırıldıysa da reçetesini gene uzattı. İlaç. Ne ilacı böyle vakitsiz? Ölüyorum. Vallahi ölüyorum doktor bey. Bütün gece uyuyamıyorum. Ölsem razıyım fakat ölemiyorum da. Gözlerini koluyla sildi. Usulcacık içini çeken memur gene de ben doktor moktor değilim dedi. Yönetim kurulunu bu hafta için belirlediği miktar doldu. Gelecek hafta uğra bakalım. Aman doktor bey, ben doktor değilim dedim ya. Beyefendi, Allah rızası için. Ben beyefendi de değilim. Çoluğun çocuğunun. Masaya vuran memur, yahu ne laf anlamaz adamsın sen diye bağırdı. Bu hafta hiç kimse ilaç yok. Bu hafta için ayrılan miktar bitti diyoruz. Hem ne zannediyorsun? İlacı alıp vurduğunda vurundun mu? Şıp diye geçecek mi? Ya alır götürür ya da. Bir teselli bey mümkünse yardım etseniz de. Memur masadan kalktı. Yok. Bu hafta hiç kimseye yok dedi. Bas hadi yallah. Gelecek hafta şüpheli. Çünkü para kalmadı. Bizim vazifemiz varlıklı hayırsever vatandaşlardan para toplayıp size ilaç temin etmek. Vermiyorlar. Para vermiyorlar. Zorla mı? Allah devlete millete zeval vermesin beyim. Memur hınçla amin dedi. Oğlanın eli boş döneceğini bilen kadın eski mantosunu sırtına geçirmiş bekliyordu. Oğlunu kapıda karşıladı. Sünepe dedi. Sünepe. Ne yapayım yahu vermediler. Bitmiş bu haftanın ilacı. Senin gibi aptalları öyle aldatıp sepetlerler. Ben sana bağır çağır söv say dayak demedim mi? Oğlun elinden bir reçeteyi çekti aldı. Derneği yoğunu tuttu. Pek öyle ihtiyar sayılmazdı. Dernekten içeri yapma bir öfkeyle girdi. Sizin dedi. Vazifeniz nedir? Bu cemiyetin vazifesi ne? Böyle patırtılara idmanlı memur. Verem ve savaşmak dedi. Verem ve savaşmaksa benim oğlum Verem. Niye savaşmıyorsunuz da ikide bir de başınızdan atıyorsunuz? İki haftadır geliyor atıyorsunuz. Türklükse biz de Türk'üz. Vatan milletse bizim kocamız da zamanında düşmana kurşun salladı. Yaralar aldı. Dul bir kadınım. Hiçbir yerden 10 para gelirim yok. 25 yaşında aslan gibi oğlum gözümün önünde erip gidiyor. Burayı millete avutmak için mi açtınız? Ya vurun öldürün ya da. Pişkin memur. Patırtıyı boş ver dedi. Bu reçetenin sahibi her kimse o gelip hakkını arasın. Geldi, değil mi geldi? Beni de atlatmaya çalışma. O benim oğlum ama anasına şuncacık çekmemiş. Çeyrek saat evvel gelen sarı saçlı. Senin oğlun mu? Evet. Kendisine uzun uzun açıklamıştım. Ben burada hiçbir sıfat ve yetkisi olmayan sıradan bir memurum. Benim elimde bir şey yok. Yönetim kurulundan karar çıkmadıkça bir şey yapamam. Ben yönetim kurulumu, yönetim kurulu da anlamam. İsterseniz dağları dümdüz edersiniz. İstemezseniz de düz yolda yolunu şaşırtırsınız adama. Ben bugün bu ilacı almadan gitmeyeceğim buradan. Vatansa da milletse de yeter. Cumhurbaşkanına kadar dilekçe yazacağım. Kadının kolay kolay atlayacaklardan olmadığını anlayan memur kim verem ediyor dedi. Ben mi? Bilsem kabahatin kimde olduğunu, biri bilsem yakasını elimden zor kurtarır ama ne fayda. Masasının üzerinde duran reçeteye ilk defa göz atan memur 15 gram streptomisin kodein falan yazılı olduğunu gördü. Çaresiz 15 gramlık bir pusula yazıp kadına uzattı. Büyük çarşının başındaki eczaneye, yeşil boyalı yüksek eczaneye götür. Bu pusulayı ver. İlacı al. Bir kereye mahsustur ha. Zıp zıp çıkmayın karşıma.
15 gramlık streptomisini veren diş bandırısının önünde bir hastaya yarı fiyatına satan kadın sanki 10 yaş gençleşmişti. Kabına sığamıyor, çevik adımlarla bir tüy kadar hafif uçuyordu. Kasaba girdi. Bana dedi, 1,5 kilo pirzola ver. Emredersiniz efendim. Ondan değil, şu parçadan yağlı olsun. Yerinde duramıyor, pirzolaları bir an evvel alıp dükkandan fırlamak istiyordu. Kasabın pirzola dilimlerini ayırışı, sarı bir demirle teker teker ezişi, kağıda sarışı bir yıl kadar uzun geldi. Sonra kucağında pirzola paketi dükkandan çıktı. Onu küçük bir çocukmuş gibi şefkatle tutuyor. Etin yumuşak ağırlığını sol göğsünün altında canlı canlı atan yerin üstüne bastırarak emniyetli adımlarla yürüyordu. Bir eve neler neler lazım değildi. Yataklarla yorganları yüzleri adam akıllı eskimişti iç çamaşırları ya. Ya kendinin eğri topuklu ayakkabıları kış geliyordu. Mangal, maltız, kömür, tencere, tabak. Geç gönül geç diye söylendi. 1 kilo üzüm, domates, yeşil biber, patlıcan. 2 de somun alıp pirzolayla beraber hepsini şefkat, heyecan ve iştahla kucaklayıp yoluna devam etti. Yol boyunca şık şık baylar, bayanlar, her biri binler, on binlerce lira değerinde muhteşem mağazalar, apartmanlar, lüks otomobiller geçti. Bunlara dikkat bile ettiği yoktu. Kucağındaki öteberiler için tatlı tatlı çarpan yüreğiyle sarhoş ilerliyor, evine doğru daima yürüyordu. Birden dikkatini çeken bir vitrinin önünde durdu. Pırıl pırıl gaz ocakları, boy boy renk renk, çeşit çeşit bardaklar, su bardakları, bira likör kadehleri, sonra fincanlar, fincanlar. Kenarları mavi çiçekli porselen kahve fincanları. Düz, işlemeli, iri, orta, büyük fincanlar. Pirzolanın üstüne bol şekerli, köpüklü, okkalı bir kahve de giderdi hani. Dükkana daldı, 2 kahve fincanı, ikilik bir cezve, 2 su bardağı, teneke bir kahve kutusuyla küçük bir isporta ocak satın aldı. Mavi gölü, pırıl pırıl güneşiyle, dünya ne güzeldi. İşin tuhafı, eğri ayakkabıları da ayağını vurmuyordu artık. Arkası yarın.